Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere hava daldırma yöntemini yani air layering yöntemini detaylı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu yöntem harika bir yöntemdir. Türkiye'de bu yöntemi öğrenmeyen kalmasın diye ısrarla bu paylaşımlara devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bir yıl içerisinde 10 yaşında bir bitkiye sahip olabiliyorsunuz. Bu yöntemi herkesin öğrenmesi gerekiyor. Ben bu yöntemle 10 yaşlı zeytin ağacına, 10 yaşlı İncir ağacına, 10 yaşlı dut ağacına sahip oldum. Tabii şimdi küçük saksılardaki bitkilerle uğraşıyoruz. Şu gördüğünüz dallar 1-2 yaşında. Ama bunları köklendirip yeni saksılarını aldığımızda bir sezon içerisinde 2 yaşlı bitkiye sahip olmuş olacağız. Şimdi işlemi yapabilmek için yakın plana geçmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu iki dala hava daldırma uygulayacağım. Bunun için iki tane plastik şişeye ihtiyacımız var. Gövde çapımız çok kalın olmadığı için küçük bir pet şişe başlığı bize yetecek. Ama siz ne kadar çok toprak koyarsanız o kadar çok kök hacmi geliştirirsiniz. Bu da bitkinizin hayata daha sıkı tutunmasını sağlar. Ama bu gövde için şu pet şişe yeterli arkadaşlar. Ben şu hizadan keseceğim ve bundan iki tane hazırlayacağım. Hem bu dala hem bu dala hava daldırma uygulayarak bu bitkiyi çoğaltacağım arkadaşlar. Şimdi pet şişeleri hazırlama işlemine geçiyorum. Evet, pet şişemizi bu şekilde kesiyoruz. Sonra boyuna boyuna bir kesik atıyoruz. Kapak kısmı çok serttir. Onu ben her zaman bağ makasında kesiyorum. Buradan gövdeye rahat tutunması için bağ makasına bir iki tane çentik atarsanız bu bölge rahat açılacak ve gövdeden daha rahat geçecek arkadaşlar. Bu birincisi. Şimdi aynısını ikinci bitki için, ikinci dal için yapacağım. Evet. Yine boyuna kesik alıyoruz. Yine sert kısmı bağ makasıyla kesiyorum. Buradan iki tane geçişi kolaylaştıracak alan oluşturuyorum. Şimdi bu ne olacak? Bu şekilde açılıp gövdeye girecek arkadaşlar. Böyle. Gördüğünüz gibi. Diğeri de bu şekilde açılıp bu gövdeye girecek. Böylesi çatal gövdelerde çalışmak daha kolay arkadaşlar. Neden? Çünkü yer çekiminin etkisiyle hazırladığımız düzenek aşağı doğru kaymayacak. Buradan destek alacak. Şimdi ne yapacağız? Toprak nereye kadar doldurur arkadaşlar? Şu hizaya kadar toprak dolacak. Bu hizaya kadar toprak dolacak. Biz de o zaman köklendirme alanını şu hizadan yapacağız. Ki rahat bir köklenme elde edelim. Şimdi ben işaretimi koyuyorum. Bundan da işaretimi koyuyorum. Şimdi bunları çıkartıyorum. Evet. Bu Ficus retusa olduğu için bir çeşit incir ağacı, bakın hemen sütü akmaya başladı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bıçağımızla steril olduğuna inandığımız, çünkü mantari hastalıklara yakalanmasını istemeyiz bitkimizin daha hayata başlamadan. Şu şekilde kesiyoruz. Alttan bir kesik daha atıyoruz. Bu kesik alanı ne kadar genişlikte olacak diye sorarsanız, gövde kalınlığı ne kadarsa buradaki çıkartacağınız alan da o kadar olması gerekir arkadaşlar. Bakın. Sonra bu iki çizgi arasını bıçakla kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Buna yüzük çıkarma denir arkadaşlar. Tamamen çıkartıyoruz. Burada bir püf noktası var arkadaşlar. Buraya çok dikkat edelim. Burada dikkatli bakarsanız kabuğun altından gövdenin odun kısmının hemen üstünden kılcal damarlar gider. Bunlar soymuk borularıdır. Bunları şu şekilde kazımamız gerekir. Bunları bu şekilde kazıyınca alt tarafla üst tarafın iletimini kesiyoruz.
İletimi kim sağlayacak? İletimi bizim buraya koyacağımız toprak karışımı sağlayacak. Ve bitki köklenmeye teşvik edilecek. Çünkü asıl besleyici unsurları taşıyan damarları kestik. Su ve mineraller odundan taşınır. Asıl besleyici unsurlar kabuktan taşınır. Besleyici unsurların oluşabilmesi için, köke ulaşabilmesi için köke ihtiyaç var. Onun için şu bölgeden bitkimiz kök oluşturacak arkadaşlar. Aynı şekilde bu açıyı kontrol edeyim. Evet, aynı şekilde buradan bir kesik alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Gövdeyi çok kesmemeye çalışalım arkadaşlar. Bakın bu biraz kalın olduğu için biraz daha aşağıdan yapacağım bunu. Yani gövde çapı 2 cm ise buradan çıkaracağımız yüzük de 2 cm boyunda olacak arkadaşlar. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna bir yüzük şekline benzediği için yüzük çıkarma denir. Ve aynı işlemi buna yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi kılcal damarlar hemen ortaya çıkıyor. Bunu yapmaz isek arkadaşlar, madde akışı devam edeceği için alttan yukarıya, yukarıdan aşağıya bitkimiz bu kılcal damarları tekrar kabuğa dönüştürür. Çünkü kabuğun asıl unsurları onlardır. Dıştaki kuru tabaka koruyucu tabakadır. Asıl işi yapan bu alttaki tabakadır. Onlara soymuk borusu denir. Bitkinin besleyici unsurlarını taşır. Hem kökten yapraklara hem yapraklardan köklere. Şimdi biz bu hattı kestiğimiz için bitkimiz mecburen kendine yeni bir kök hattı oluşturma ihtiyacı duyacak. Ve bitkimiz köklenmiş olacak. Bunu çepeçevre yapmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu kılcal damarların hepsini yok ettik. Evet, işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi az önceki aparatları geçiriyoruz. Önce şunu streç filme sabitleyeyim. Bu da arkadaşlar normal mutfak streci. Mutfakta kullandığım. Ben bunu alırım. 4 parçaya ayırırım. Küçük şeritler halinde. Gayet kullanışlı olur. Arkadaşlar ben bu yöntemle gövde kalınlığı 20 cm olan 2 metre boyunda kayısı ağacını, yeni dünya ağacını köklendirdim. İnanın bahçenizde bir yıl içerisinde 10 yaşlı bitkiye sahip oluyorsunuz. Komşunuzun bahçesinde vardır. Budayıp atacaktır. Rica edersiniz. Budayıp budanmadan, atılmadan bu yöntemi uygularsınız. Hem o dal ziyan olmamış olur hem de siz bir bitki sahibi olmuş olursunuz. Evet, bu işlem tamam. Şimdi öteki dalımız için yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar eğer çatal bir bölge yoksa burayı çok sıkı sarıyoruz. Bu kapağı buraya oturtuyoruz ki aşağı doğru kaymasın. Ona dikkat edelim. Çünkü ben yaptığım bir ağaçta, büyük bir ağaçtı, kayısı ağacıydı. Köklenmeyi başaramadım. Çünkü büyük bir çuval sarmıştım. Yer çekimiyle aşağı doğru inmişti. Aşağı doğru inince şu bölge topraktan uzaklaşmıştı ve köklenme gerçekleşmemişti. Onun için yer çekimini hesaba katıyoruz arkadaşlar.
Şimdi şu bölgede suladığımız zaman suyun fazlası hemen uzaklaşmasın diye gövdeye bir iki sarıyoruz arkadaşlar. Çünkü su kaybetmemesi gerekiyor. Yeterli arkadaşlar. Şimdi ne kullanacağız? Şöyle kenara alalım. Torf, bahçe toprağı, kum ve perlitten oluşan bir karışımım var. Ben bu karışıma Hindistan cevizi torfu yani kokopet de kullanıyordum ama bu sezon elimde kokopet yok maalesef. Bu beşli karışım inanılmaz güzel sonuçlar veriyor. Şu an bu dörtlü karışım. Bununla da güzel sonuçlar aldım. Onun için bu karışımdan bu hazırladığım ortamlara dolduracağım arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz nokta hazırladığımız o gövde açıklığı olayı kesinlikle toprakla temas halinde olacak. Bastırıyoruz arkadaşlar. Evet. Su dipten sızıncaya kadar suluyoruz arkadaşlar. Bu sulama işini de haftalık kontrol ediyoruz. Eğer karışımın kuruduğuna inanıyorsanız hemen sargıları çözüp ya da sargılardan bir delik açıp sulama yoluna gidiyoruz arkadaşlar. Ben sargıları çözmüyorum. Küçücük bir delik açıyorum şu pipet yardımıyla. O delikten suyu gönderiyorum. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi öbür bitkimizi, öbür dalımıza geçelim. Bu dalımıza da yine toprak karışımımızdan dolduracağız. Buna da bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle sulama işlemine geçelim. Taşırtmadan şöyle biraz açıyı değiştireyim. Sulama işlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu toprak görüntüyü kapatmamız gerekiyor. Çünkü çok çabuk susar ve gözden kaçırırsak oluşmaya başlamış olan kökler kaybolur arkadaşlar. Tekrar kurur. Nasıl yapıyoruz bu işlemi de? Yine streç film arkadaşlar. Streç filmle efendim kızım. Efendim kızım.
baba diyor. İşte ona, ben de onun babası değilim. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Ben onun amcasıyım. Evet, tamam. Tamam, evet. Evet arkadaşlar. İşleme devam ediyoruz. Hayır. Bana gerekiyor ip. Bana gerek. Sana da mı gerek? Sana da mı gerekiyor ip? Ya üzerine gerekiyor. Evet arkadaşlar. Hava daldırma operasyonu tamam. Şimdi daha önceden hava daldırmayla köklendirdiğim bir bitkinin sonucunu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, geçen yıldan kalma bir hava daldırma çalışması. Başka bir proje için yapmıştım. Ama projeden vazgeçince kaldı. Şimdi az önceki yaptığım olayın aynısı ve bunun sonucunu görmüş olacaksınız. Arkadaşlar, eğer gövde çapınız ince ise bir bağ makasıyla kesebilirsiniz. Gövde çapınız kalınsa bir testere kullanabilirsiniz. Ben bunu geçen yıl yaptığım için buradaki düzenek alttaki dallara çok yaklaşmış ve oturmuş tamamen. Nasıl keseceğimi düşünüyorum. Çünkü bağ makası da girmez o araya. Testere de girmez. Onun için sargıları çözüyorum arkadaşlar. Sargıları söküp kabı çıkarttıktan sonra devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar, köklenmeyi görüyorsunuz. Bakın bunların hepsi kök. Tabii bu çok uzun süre bekledik. Ben bunu geçen sene Haziran ayında yapmıştım. Neredeyse bir yıldır bu kabın içerisinde. Şu an Haziran ayına da yaklaştık. Bakın görüyorsunuz inen kökü. Şimdi ben bunu kesip uzaklaştıracağım. Keserken ana gövdeye, yan dallara zarar vermemeye çalışacağız arkadaşlar. Kestikten sonraki halini paylaşacağım. Arkadaşlar, bir testere yardımıyla gövdeye zarar vermeden kestim. Bakın görüyorsunuz. Önce ana gövdeyi göstereyim. Ana gövdenin hali bu arkadaşlar. Evet, ana gövdeyi uzaklaştırıyoruz. Şimdi bitkimize bakıyoruz. Bakın oluşan köklere bakın. İnanılmaz büyüklükte ve inanılmaz kalınlıkta kökler var. Bakın şuradaki kök kalınlığını. Arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Neredeyse parmak kalınlığında. Arkadaşlar, bu yöntem harika bir yöntemdir. Bir yıl içerisinde 10 yaşlı ağacınız olur. Bu paylaşımları ısrarla sürdüreceğim. Bu yöntemi Türkiye'de herkesin öğrenmesini istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ana bitkimiz burada. Hava daldırmayla çoğalttığımız bitki burada. Bakın, inanılmaz güzellikte kök oluşumu var. Küçük bir saksı alacağım. Çünkü bu benim bonsai aday bitkim. Bonsai figürüne dönüştüreceğim. Kökü şöyle aşağı doğru indiriyorum. Saksının içerisine bir miktar toprak koydum. Bakayım yeter mi? Yetmez. Biraz daha toprak koymak istiyorum. Evet. Toprağımızı koydum. Şimdi şu kök aşağıya inecek şekilde. Evet. Muazzam bir köklenme oldu arkadaşlar. Zaten şu an kendi ortamı hazır. Hava daldırma işlemini eğer yaz başında, yaz ortasında ana gövdeden ayırma işlemini yapıyorsak bitkimiz bir hafta gölge bir alanda kalsın. Direkt güneş ışığı kesinlikle almasın. Şu an ben bunu direkt gölgeye koyacağım. Ama genellikle ben bu paylaşımı daha iyi anlayasınız diye ben bu bitkiyi ana gövdeden uzaklaştırdım. Sonbaharı bekleyin arkadaşlar. Sonbaharda bitki uyuma dönemine girer. Yaprak döken bitkiler için incir, dut, erik, kayısı, yeni dünya gibi ağaçlarda, gerçi yeni dünya yaprağını dökmüyor gibi ağaçlarda köklendirme yaptıysanız yaprağın dökülmesini bekleyin. %100 sonuç alırsınız arkadaşlar. Uzaklaştırırsınız ana gövdeden. İstediğiniz yere ekersiniz, dikersiniz bitkinizi. Bitkiniz yeni yıla, bahara çok güzel bir şekilde uyanır. Ama yaz ortasında ana gövdeden uzaklaştırdığınız zaman şu hacimdeki bitkiye oluşan kökler yetmiyor. Bu sebeple yaz ortasında
yaz başında uzaklaştırmaları tavsiye etmiyorum. Ben bu bitkinin kök gelişimine güvendiğim için ve bu bitki biraz da dayanıklı olduğu için geçen seneki tecrübelerimden yaz başında ben bunu gövdeden ayırmış oldum. Ölmesini gerektirecek bir durum yok. Hemen can suyumuzu vereceğiz. Can suyumuz elinizin altında değil. Neyse ben sularım onu. Arkadaşlar bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bu yöntemi Türkiye'de herkesin öğrenmesini istiyorum. İnanın bahçelerde budanıp atılan dallar benim çok canımı sıkıyor. O dal budanmadan önce hava daldırmayla köklendirilir. Sonbaharda uzaklaştırılır. Hem bitki budanmış olur bir sonraki yıl için hem de yeni bir bitki olmuş olur arkadaşlar. Onun için zamandan kazandırır bize. Bu yöntemi herkes öğrensin ve uygulasın. Bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla yeteneklerimi, tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.